Gün ortasına hoş geldiniz. Ben Eda Özdemir. Bugün Instagram meselesini konuşuyor olacağız. Hukuki süreç nasıl ilerleyecek? Instagram açılacak mı? Instagram konusunda Türkiye'nin endişeleri neler? Meta nasıl yanıt veriyor? Hukuki boyutu ne? Bilimsel boyutu ne? VPN güvenilir mi? Hangi VPN'ler güvenli ya da hepsini konuşacağız. İlk konuğumuz Marmara Üniversitesi'nden öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Murat Kırık. Ali Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Eda Hanım. Günaydın, iyi yayınlar. Günaydın. Teşekkürler. Instagram öncelikle neden kapatıldı? Bahsi geçen katalog suçlar nelerdir? Evet, Eda Hanım, aslına bakarsanız 2 Ağustos'tan itibaren Instagram'a erişim engeli getirilmiş oldu BTK tarafından. Şimdi BTK başkanının aslında yetkisi var. Yani katalog suçlar kapsamına dahil olan bu tarz olaylar noktasında BTK başkanı reysen, dediğim gibi, bu sosyal medya mecralarını kapatabiliyor. Bir kere bunun özellikle altını çizmemiz lazım. Sizin de ifade ettiğiniz gibi katalog suçlar nelerdir? İşte müstehcenlik, çocukların cinsel istismarı, Atatürk'e yönelik işlenen suçlar, bunun dışında yasa dışı bahis ve kumar ve benzeri katalog suçlar kapsamında yer almakta ve bu durum, aslına bakarsanız, 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yolu işlenen suçlar mücadele edilmesi hakkındaki kanunda açık ve net bir şekilde belirtilmiştir. Fakat Eda Hanım, zaten bundan 4 sene önce de yine 7253 sayılı sosyal medya yasası diye ifade ettiğimiz, özellikle günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal medya mecralarına ofis açma ve temsilcilik bulundurma zorunluluğu getirilmişti, hatırlayacağınız üzere. Ve bu yasanın üzerinden de toplamda 4 yıl geçti. Fakat burada hala bir temsilcilik ve ofis konusunu biz göremiyoruz. Meta şirketinin, yani bu Facebook'un, WhatsApp'ın, Instagram'ın çatı şirketi olan Meta'nın, Mark Zuckerberg'in kurucusu olduğu Meta'nın aslında avukatları var Türkiye'de. Fakat resmi bir ofisi söz konusu değil. Dolayısıyla efendim, bu tarz durumlar söz konusu olduğu için, ki son yaşanan olaylarda da hatırlayacak olursanız Meta'ya yönelik ciddi sansür eleştirileri gündeme gelmişti. Özellikle bu Filistin konusunda, İsrail ve Filistin konusunda. Tam o konuda bir son dakika var, onu paylaşalım. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Instagram İsmail Haniye'nin öldürülmesi konusunda başsağlığı dileyen vatandaşlarımızın paylaşımlarını kaldırdı. Bu basın özgürlüğüne sarmış şeklinde. Avrupa Birliği de Meta'yı mahremiyet ve şeffaflıktan dolayı dava etmiş. Ama şu anda da vatandaşların temel kaygısı Instagram, herkesin erişmek istediği ve çok sık kullandığı bir mecra ve bu mecraya en kısa bir şekilde herkes erişmek istiyor aslında, ama farklı tartışmalar var. O yüzden haklı haksız muhakemesini yapmanın da karmaşık olduğu bir tabloyla karşı karşıyayız, ama Instagram'dan para kazananlar olsun, Instagram'dan reklam yapanlar olsun, kritik bir süreç aslında, yorumlamak zor değil mi? Evet, çok haklısınız. Yani hani aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık diye bir kavram vardır ya, bildiğiniz üzere. Tam da Eda Hanım, aslında bunu yaşıyoruz. Siz de çok güzel ifade ettiniz. Buradan gelir elde eden fenomenler, influencerlar söz konusu. Buradan yardım kampanyası gerçekleştiren vatandaşlar söz konusu. Ürün satışı yapanlar söz konusu. Böyle bir durum var. Bir de efendim, özellikle işte Filistin meselesinde, İsrail'e yönelik, mesela Netanyahu'ya yönelik paylaşımlar yapan, onu eleştiren paylaşımlar yapan içeriklerin kaldırılması söz konusuyken, aynı şekilde Filistin'de yaşanan olayların, dramın sansürlenmesi söz konusuyken, en sonunda da Haniye'ye yönelik taziye mesajlarının sansürlenmesi söz konusuyken, bu durum sizin de ifade ettiğiniz gibi ciddi bir ikilemi aslında beraberinde getirmeye başladı. Yani bu şu an dediğiniz gibi basın özgürlüğü kapsamında da yer alabiliyor. Ama aslına bakarsanız erişim engeli konmasının temel sebebi BTK'nın yapmış olduğu açıklama göre katalog suçlara uymama. Belki Eda Hanım, burada toplumun biraz daha sağduyulu olabilmesi adına bu katalog suçların hangileri olduğu, yani hangilerine uymadığının açıklanması, belki kamuoyuyla paylaşılması çok önemliydi. Ben öyle düşünüyorum. En azından hani insanlar da neden erişim engeli geldiğini çok daha rahat bir şekilde anlayabilirlerdi. Bir cümleyle sadece bu BTK'dan paylaşılmış oldu. Şimdi az önce de ifade ettim, yani bu katalog suçların hangileri olduğu konusunda da sizlere bu konuda gerekli bilgiyi de verdim. Fakat efendim, şu an özellikle süreç devam ediyor. Dün mesela
Abdülkadir Uraloğlu bir açıklama yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı işte görüşmeler gerçekleştiriyoruz, online görüşmeler gerçekleştiriyoruz şeklinde Meta ile biliyorsunuz görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etmişti. Fakat an itibariyle bir uzlaşı söz konusu değil Eda Hanım. Ya özellikle de basına medyaya sızan en temel hususlardan bir tanesi terör konusu. Yani PKK'nın bir nebze de olsa terör örgütü olarak tanınabileceği ama YPG'ye yönelik paylaşımların kaldırılmaması, yani YPG'nin bir terör örgütü olarak tanınmaması, tam tersi işte dediğim gibi Hamas konusunda ya da Haniye konusunda yapılan paylaşımların bu konuda terör odaklı bir şekilde bunların gerçekleştirilmesi ve kime göre, neye göre bunun terör ya da terörist olduğunu izahatını istemişti. Meta da aslında bir açıklama yaptı efendim bununla ilgili. Şöyle bir açıklaması oldu. Yani buradan aileler, insanlar birbirleriyle iletişim kuruyorlardı. Birbirleriyle işte dediğim gibi karşılıklı sohbet ediyorlardı. Bunun olması bizim için üzücü şeklinde bir medya kuruluşuna efendim bir açıklaması var Meta yetkililerinin. Tabii Eda Hanım siz de söylediniz. Yani bu konuda sonuçta Türkiye Cumhuriyeti Devleti isteklerini iletti. Yani biz bunların kaldırılmasını ya da bunların olmasını istemiyoruz dedi. Siz de çok güzel ifade ettiniz. Türkiye'de 57 milyon Instagram kullanıcısı var. 63 milyon sosyal medya kullanıcısı var. 63 milyon sosyal medya kullanıcısının 57 milyonu Instagram kullanıcısı. Yani Instagram hakikaten çok Türkiye'de belki sosyal medya denince yani Eda Hanım yani muhtemelen siz de zaten kullanıyorsunuz. Ben tabii de kullanıyorum. Birçok değerli izleyicimiz de kullanıyor. Biraz da hani farklı bir mecra olsa belki bu kadar hani ses getirmez, gündem olmazdı ama en çok kullanılan mecra olması sebebiyle Türkiye'de biraz bu olayın da BTK tarafından tam olarak anlatılmaması sebebiyle ben bu olayın yaşandığını düşünüyorum. Yani bir iletişimsizlik var diyorsunuz. Ya ben öyle düşünüyorum efendim. Çünkü gerçekten şöyle düşünüyorum. Yani burada bunların çok iyi bir şekilde anlatılması lazım. Özellikle günümüzde insanlar her şeyin gerekçesini takdir edersiniz ki arıyorlar. Nedenini arıyorlar, öğrenmek istiyorlar, bilgi almak istiyorlar. Dolayısıyla biz belki doğru bir şey yaparken bunun gerekçelerini de doğru bir şekilde anlatmamız ve aktarmamız gerekir. Dolayısıyla da mesele Instagram olunca birçok fenomenin, influencer'ın olduğu ki son dönemlerde bildiğiniz üzere bu konuyla ilgili de biliyorsunuz fenomenler soruşturması devam ediyordu, söz konusuydu. Bu konular da önem arz ediyor. Zaman zaman sizlerle yine hatırlarsanız konuşuyoruz Eda Hanım. Bu siber dolandırıcılık yine özellikle verilen sponsorlu reklamlar aracılığıyla ön plana çıkıyor. Yani bir yasa dışı bahis sitesinin reklamını çok rahat bir şekilde Instagram alabiliyor. Ya da efendim deepfake adını verdiğimiz yapay zeka aracılığıyla hazırlanmış derin sahtecilik videoları, ünlü isimlerin, sanatçıların, siyasetçilerin ses ve görüntüleri taklit ediliyor. Vatandaşları sahte bir siteye yönlendiriyor bu linkler ve bu sayede vatandaşlar dolandırılıyordu. Şimdi dolayısıyla efendim bunların hepsini bir araya getirdiğinizde demek ki bir yerde sıkıntı var. Ha burada şunu sorgulayabiliriz. 2020 yılında kabul edilen bir yasa 4 yıl neden uygulama noktasına girmedi ya da tam anlamıyla uygulama noktasına girmedi? Bunu tartışabiliriz. Hatta ben de zaman zaman yaptığımız yayınlarda hep şunu ifade etmiştim. Eda Hanım şunu söylemiştim. Yani evet bir yasa var ama teorik olarak kalıyor. Uygulama konusuna geçilmiyor. Şimdi 4 sene boyunca bu devam edip 4 sene sonrasında bir anda bu uygulanmaya başlayınca insanlarda da ister istemez ne oluyor dedi. Yani işte müstehcenlik ya da çocukların cinsel istismarı, Atatürk'e hakaret, yasa dışı bahis ve kumar, işte sağlık ürünlerinin satılması bunlar yani sanki 4 sene yoktu da şimdi mi ortaya çıktı? Hayır. İşte şimdi uygulama alanına geçince bu diğer bir ifadeyle düşünce ifade özgürlüğü ki Haniye olayından sonra ve İsrail'in paylaşımlarının ön plana çıkartılarak Filistin'deki katliamın görüntülerinin sansürlenmesi artık gerçekten sosyal medyadaki tekelci yapının çok daha açık evet. bir şekilde ortaya çıkmasını sağladı. Bunu evet. söyleyebiliriz Eda Hanım. Ali Murat Bey, aslında, evet. Buyurun. VPN tarafına da bir değinelim isterseniz. Siz cümlenizi tamamladıktan sonra tabii ki. Şu anda VPN kullanılıyor yaygın olarak. Ve VPN ile ilgili bilmeyen de çok şey var aslında. Farklı ülkelerde kullanıldığını biliyoruz ama güvenli mi? Ya da VPN'lerin bazıları mesela daha güvenli olarak addediliyor.
Aposto'nun bir yazısı vardı benim takip ettiğim. Orada mesela belli bir VPN'i işaret ediyorlardı. iOS uygulaması için güvenlidir şeklinde. Mesela ben onu baz alarak VPN tarafındaki yaklaşımımı şekillendirdim. Ama herkes her VPN'e güvenemiyor. Bir de bazı VPN'ler paralı, bazıları parasız. Bilinmezlikler var. VPN'e Instagram hesabı çalınanlar olduğunu duydum. Bilmiyorum ne kadar doğrudur. VPN'in interneti yavaşlattığına tanıklık ettim. Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi VPN aslına bakarsanız sanal özel ağ olarak ifade ediliyor. Bu sizin internet trafiğinizin gizlenmesini, IP bilgilerinizin yani fiziksel adresinizin gizlenmesini sağlıyor Eda Hanım. Ve bu sayede siz bir noktadan diğer bir noktaya yani talep ettiğiniz siteye bu sayede erişim sağlıyorsunuz. Ne oluyor? Sizi farklı bir ülkenin IP'si üzerinden, fiziksel adresi üzerinden gösteriyor. Örnek vereyim, siz Türkiye'desiniz ama kendi sanal ağı içerisinde sizi Amerika'dan mesela internete bağlıyor. Yani IP'yi aslında siz o ülkeden almış oluyorsunuz. Bu sayede ne oluyor? O ülkedeki yasakların delinmesi sağlanıyor. Ama aynı zamanda da siber suçluların en çok başvurduğu yöntem VPN kullanmak. VPN onlar için bir kalkan görevi görüyor. Çünkü siber suçlarla mücadele konusunda VPN, IP bilgilerinin gizlenmesi ve kullanıcıların anonim bir şekilde internet ortamında dolaşmasını sağladığı için efendim daha çok tercih ediliyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi 2 Ağustos'tan itibaren bu erişim engelinin gelmesinden itibaren değerli kullanıcılar yoğun bir şekilde VPN aramaya başladılar. Hangi VPN daha güvenlidir, hangisini indirirsem daha faydalı olur şeklinde araştırma yapmaya başladılar. Fakat şunu da ifade etmemiz lazım. Her VPN güvenilir değildir. Nasıl her uygulama güvenli değilse her VPN güvenli değildir. Özellikle tam da puslu havalarda siber korsanlar özellikle ücretsiz, sınırsız VPN adı altında çok farklı uygulamalar geliştiriyorlar. Ve bu uygulamalar aracılığıyla kullanıcıların kimlik bilgileri çalınabiliyor. Çünkü oluşturulmuş sanal özel ağ içerisinde trafik izlemesi normalde gerçekleştirilmiyorken VPN'in aslında temel işlevlerinden biri budur. Dışarıya trafik hareketinin sızmamasıdır. O ağ içerisinde kalmasıdır. Fakat burada tam tersi kullanıcıların yapmış olduğu işte dediğim gibi gezintiler, surf dediğimiz internet ortamındaki farklı sitelere girişleri, şifreleri, aynı şekilde kimlik bilgileri ya da yapmış oldukları hassas işlemler ki bunların başını bankacılık işlemleri çekiyor. Onu yüklemenizle birlikte, onu açmanızla birlikte ve erişim izni vermenizle birlikte ki biliyorsunuz birçok noktada ben VPN'leri ben kendim kullanmıyorum Eda Hanım. Ücretli ya da ücretsiz olsun. Kendi adıma güvenmiyorum. Çünkü çok ciddi güvenlik açıkları ve veri sızıntıları söz konusu oluyor. Yani işte Instagram'a gireyim ya da yasaklı bir siteye gireyim derken kimlik bilgilerinizden olabilirsiniz, fotoğraf galerinize erişim izni istiyor, videolarınıza erişim izni istiyor ve o uygulama belki de bir casus gibi sizin cihazınızı çok uzaktan kontrol altına alabiliyor. Bu durumda ciddi bir riski beraberinde getiriyor. Bunlarla ilgili belli vatandaşlarımızın mağduriyetleri sosyal medyada da gündeme gelmeye başladı. Şimdi dijital ortamda şu uygulama güvenli, bu uygulama güvensiz ben diyemem. Çünkü dijital ortamda her zaman söylediğim %100 güven asla söz konusu değildir. Bir uygulamanın içerisindeki güvenlik açığı ya da veri sızıntısı sebebiyle bilgileriniz ele geçirilebilir. Hatta bu veri sızıntıları sebebiyle bazı VPN şirketlerinin şifre sızıntısına sebebiyet verdiği kullanıcıların bilgilerinin, hesaplarının bu sayede ele geçirildiğine dair çok derin iddialar da söz konusu. Dolayısıyla hani ben şu VPN'i kullanın, bu VPN'i kullanın şeklinde bir reklam yapamam. Çünkü bu ciddi bir sorun oluşturur. Aynı şekilde ücretli de olsa efendim her zaman şunu söylememiz lazım. Bunlar da risklidir. Ücretsizler çok daha fazla risklidir. Çünkü bir şey ücretsizse ürün siz oluyorsunuz. Sizin verileriniz olmuş oluyor. Dolayısıyla sizin trafiğiniz kontrol altına alabilir. En kötüsü, bak en iyisini söyleyeyim size. Bilgileriniz, e-postanız üçüncü şahıslara satılabilir. Yani reklam amaçlı sizin verileriniz kullanılabilir. Dolayısıyla Eda Hanım, ben değerli EkoTürk izleyicilerine şunu söylemek isterim. VPN kullanırken iki kere düşünmek son derece önemli. Çünkü dediğim gibi bu tarz riskler de var. Bu riskleri göze alan değerli izleyicilerimiz elbette ki yükleyebilirler. Ama dediğim gibi bu daha güvenilirdir, bu daha güvenilmez. Evet, belli şirketlerin bu konuda belli uygulamaları söz konusu. Ücreti mukabilinde satın aldığınız uygulamalar var. Elbette ki onlar görece daha güvenlidir. Ama tamamen
bu daha güvenlidir, bunu kullanın, bunu indirin diyebilme durumu söz konusu değildir. Çünkü dediğim gibi bir siber korsan, bir hacker güvenlik açığı bulabilir ve oradan da sizin bilgilerinize ulaşabilir. Bu durumda tabii evet. ki ne kadar güvenilir olursa olsun ciddi risklerin, tehditlerin ortaya evet. çıktığını bizlere açık bir şekilde göstermektedir Eda Hanım. Ali Murat Bey, sizle başka yayınlarda da konuşuyorduk. Bu siber saldırıların önüne geçmek için neler yapılabilir? Bireysel evet. olarak biz nelere dikkat edebiliriz? Sanal ortamdaki kimliğimizi oluştururken parola yenilemenin örneğin öneminden bahsetmiştiniz. Bunun yanı sıra verilerin gizliliği açısından tüm izinlere izin vere basmamayı söylemiştiniz. Bunlara ek olarak EkoTürk seyircileriyle paylaşmak istediğiniz sanal ortamda dikkat edilmesi gereken hususları gözettiğinizde belirtmek istedikleriniz var mıdır? Eda Hanım, özellikle bu tarz durumlarda şifre güvenliğinin ben son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi işte VPN kullanan değerli izleyicilerimiz olabilir. Ben onlara özellikle şifre değişikliğini öneriyorum. Çünkü uygulamalara girerken muhtemelen şifrelerini de girmişlerdir. Bu ciddi bir risk olabilir. Eda Hanım, anında bu ortaya çıkmaz. Yani siz işlemleri yaparsınız, bu işlemler uzaktan takip edilebilir. Dolayısıyla öncelikle şifre değişikliği son derece önemli. Çift faktörü doğrulamayı açık hale getirmek son derece önemli. İşte büyük harf, küçük harf, özel karakter, rakam kullanılan şifreler her zaman çok daha önem arz etmektedir. Bunlara dikkat etmek son derece mühimdir. Bir de dediğim gibi bilgisayarlarımızın güvenlik duvarlarının açık olması oldukça önemlidir. Hangi işletim sistemine sahip olursak olalım mutlaka güvenilir antivirüs yazılımları bu noktada büyük önem arz eder. Çünkü sizin bilgilerinizin, verilerinizin güvenliği bu noktada önemlidir. Bir de son dönemlerde işte vatandaşları dolandırmak, mağdur edebilmek adına çok fazla Instagram hesabınıza şu konumdan erişim sağlandı, işte Amerika'dan erişim sağlandı, İngiltere'den erişim sağlandı şeklinde mesajlar geliyor. Lütfen bu mesajlara itibar etmesinler. İşte şifre değişikliği sağlayabilmek adına o oltalama linkleri diye ifade ettiğiniz dolandırıcılardan gelen linkleri asla tıklamayın. Çünkü dolandırıcılar şu an özellikle işte Instagram hesabınızı ele geçirildi. Instagram'da yaptığınız paylaşım nedeniyle hesabınız askıya alınacak. Bunun bir yanlış olduğunu düşünüyorsanız lütfen gerekçesini açıklayın diyor. Hop sizi sahte bir Instagram sayfasına yönlendiriyor. Bu sayede aslında sizin hem şifrelerinizi ele geçiriyor hem hesaplarınızı ele geçiriyor. Daha sonra sizin adınıza dolandırıcılık riskiyle karşı karşıya bırakıyor. Neden? Çünkü konu gündem Türkiye'de şu an Instagram olduğu için dolandırıcılar da her koşula göre, her nabza göre şerbet oluşturdukları için üzülerek söylemek gerekir ki bu sefer de Instagram'ı kendilerine fırsat kolladılar, biçtiler. Peki bağımlılık boyutunda neler söylersiniz? Instagram artık çoğu insanda bir bağımlılık haline de geldi. Evet. Direkt olarak elimiz Instagram'a gidiyor. Oradaki storyleri bir kaydırıyoruz. İşte postlara bakıyoruz. Gündelik rutinimizin bir parçası da haline geldi Instagram. O yüzden ben çevremden aslında şeyi de duydum. Hani Instagram'ı 2 gün kullanmamak iyi geldi şeklinde. Bunun usulünü tabii ki programın başında konuştuk ama Instagram'ın bir de bağımlılık boyutu var. Sosyal medya platformlarının bağımlılık boyutu hakkında ne dersiniz? Şimdi aslına bakarsanız çocukları tehdit eden en büyük unsurlardan bir tanesiydi. Aslında hep çocuk deniyor ama her yaştan her kesimden bireyin sosyal medya bağımlısı olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Günde ortalama 3 saat sosyal medya kullanımımız var, 8 saatte internet kullanımımız var. Bunlar ciddi rakamlar. Zaten diyorum ya Türkiye ilk 5 ülke arasında yer alıyor demişim Instagram kullanımında. Yani düşünün Eda Hanım, temel ihtiyaçlarımızı gerçekleştirmeden otomatik olarak telefonumuzu alıyorduk elimize, akıllı telefonumuzu alıyorduk elimize ve neye bakıyorduk? Instagram'da arkadaşlarım ne paylaşmış, nereye gitmiş? Yani sosyal medyada belki geyik mahiyetinde paylaşımlar var ama Instagram olmadığı için tatile gitmeyeceğim. Instagram olmadığı için yemek yemeyeceğim. Instagram olmadığı için evlenmeyeceğim şeklinde bile geyikler gerçekleştirilmiş durumda. Tabii bunlar belki biraz daha mizahi bir şekilde yapılıyor ama şu bir gerçek. Ama lafınızı bölüyorum. Otel rezervasyonlarında minimal de olsa bir düşüş yaşanmış. Düşüş var. Evet, yaşanmış. Hatta bunu seyahat ajantaları söylüyor. Otelciler söylüyorlar. Yani çok düşüş var. Çünkü Eda Hanım biz ne yapıyorduk biliyor musun bu bağımlılık sebebiyle? Biz aslında anın tadını çıkarmaktan ziyade başkalarına kendimizi göstermek. Bakın biz de tatile gidebiliyoruz. Biz de istediğimizi alabiliyoruz. Biz de şu mekana gidebiliyoruz. Şunu yiyebiliyoruz diye göstermekti. Yani aslında bu bağımlılık dediğimiz bu psikolojik süreçte
birilerine bir şeyleri göstermek ve sanal ortamda kendimizi kabul ettirebilmek adına aslında Instagram'da paylaşım yapıyorduk. Hatta ben çok iyi hatırlıyorum, bir arkadaşımızla yemeğe gitmiştim. Hemen fotoğraf çekmek istedi orada. Dedim ki yani yiyelim öyle, hay tabağımız önümüz boş kalmasın. Çünkü bu sefer bizi fakir olarak düşünürler dedi. Yani algıları da yöneten, etki ajanlığı gerçekleştiren ve kullanıcıların aslında psikolojik olarak da yönlendirilmesini sağlayan bir mecraydı. Hani hem madde bağımlılığı olarak düşünebilirsiniz, hem sosyal medya bağımlı olarak düşünebilirsiniz. Zaten özellikle bu alanda çalışan psikologlar, psikiyatrlar ve akademisyenler zaten bunların birbirinden farklı olduğunu görmüyor. Tabii ki bu aslına bakarsanız kullanıcılar için de, siz de söylediniz, dijital bir detoks oldu. Ben değerli EkoTürk izleyicilerine şunu sorayım, baksınlar, ayarlar sekmesine girsinler, uygulamaların kullanım sürelerine baksınlar. Muhtemelen Instagram belki en had safhada kullanılan uygulamayken şimdi ciddi bir düşüşe sahne olmuştur. Kullanım süresi giderek azalmıştır. Zaten Eda'nın paylaşımların da azaldığını görüyoruz. Yani yapılan paylaşımlarda izlenmeler azalmaya başladı, etkileşimler azalmaya başladı. Yani bu durum aslına bakarsanız bizim sosyal medyadaki durumumuzu da ortaya koydu. Şimdi zaten farklı tartışmalar da var. İşte yerli bir sosyal medya mecrası olur mu? Yerli bir sosyal medya mecrası açılır mı dendi. Ama şu an kullanıcılar TikTok'a kaymaya başladılar, X'e kaymaya başladılar, kimisi Facebook'a kaymaya başladı. Yani bir şekilde hani insanlar sosyal medyaya ayırdıkları vakti farklı platformlara yönlendirmeye başladılar diyebiliriz. Son olarak süremizin sonuna sadece yaklaşırken VPN ile ilgili tekrar bir şey sorayım. Sonra 1-2 dakikamız kaldı Ali Murat Bey. VPN interneti yavaşlatıyor mu? Efendim şöyle söyleyelim. Kimi VPN'ler özellikle almış oldukları sunucuya bağlı olarak yavaşlatabilecekleri gibi, kimi VPN'ler de tam tersi interneti hızlandırabilme potansiyeline, yetisine sahip. Anladım. Yani iki tarafa da hizmet edebiliyor. Evet, iki tarafa da hizmet edebiliyor. Çünkü sanal bir ağ oluşturduğu için Eda Hanım, şöyle düşün, o sanal ağ içerisinde hızı arttırabileceği gibi bunların özelliklerini görebilirsiniz. Zaten bir VPN indirirken özellikler konusunda bunların hepsi detaylı bir şekilde yazmaktadır. Fakat dediğim gibi hani her şeyin nasıl doğal makbulse, doğal olanı makbulse, ben aynı şekilde internet erişimi sağlarken de doğal yolların, doğal yöntemlerin önemli olduğunu düşünüyorum. Şöyle düşünün, VPN erişim engeli olan yasaklı sitelere giriş yapmanızı sağlar. Şunu söyleyelim, hukuken VPN kullanmak yasak değildir. Fakat VPN aracılığıyla bir suç işlenirse ve bu suça ortak olursanız, örnek vereyim, bir yasa dışı site üzerinden mesela yasa dışı bahis oynarsanız ve yarın öbür gün bir mağduriyetle karşı karşıya kalırsanız haklarınızı savunamazsınız. Erişim engeli olan. Çok güzel söylediniz. Aynen öyle. Bunu özellikle altını çizmemiz lazım. VPN kullanmak, evet, kesinlikle yasak değildir. Fakat VPN'le yaptığınız eylemler bu noktada suç, evet, teşkil edebilir ve haklarınızı savunamaz duruma, evet, gelir. Bunu aynı bıçak gibi düşünebilirsiniz. Bıçakla, yani bıçakla insan öldürülüyor diye ekmek de kesiyorsunuz. Yasaklanıyor mu? Hayır, yasaklanmıyor. VPN de aynı kapsamda yer alıyor. Güzel bir örnek oldu. Ali Murat Bey, çok teşekkür, evet, ediyorum değerli katılımınız için. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum efendim. Teşekkürler. Marmara Üniversitesi'nden öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Murat Kırık bizlerleydi. Kısa bir ara vereceğiz. Ardından tekrar karşınızdayım. Gün ortasına devam ediyoruz. Ben Eda Özdemir. Instagram meselesini konuşuyoruz. Her boyutuyla, hem hukuki hem bilişsel. Şimdi de yanımda avukat Sefa Karcıoğlu var. Bilişim hukukçusu kendisi. Sefa Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Merhabalar. Instagram nasıl kapatıldı? Süreç nasıl ilerleyecek? Vatandaşların aklında çok fazla soru var aslında. Şu anki son gelinen durumda nasıl bir hukuki
ki hukuki süreçten bahsediyoruz. Şimdi şöyle bahsettiğiniz gibi aslında bu konuda bir bilgi kirliliği var. Bu bilgi kirliliğinin aslında iki tarafı da var. BTK'ya baktığınız zaman BTK tek cümlelik bir resmi açıklamayla Instagram'a erişim engeli kararı verildiğini açıkladı ama gerekçeleri Bakan Bey'in biz açıklamasından duyduk. Açıklamasına baktığında da katalog suçlarla ilgili olarak Instagram'a bir takım listeler verildiğini, bu katalog suçlarla ilgili olarak da Instagram'ın o listeler kapsamında işlem yapmadığını, taleplerin sonuçsuz kaldığını ve en son seçenek olarak da Instagram'a erişimin engellendiği şeklinde bir haber yayınlandı ve bununla ilgili bir röportaj verdi, bir açıklama yaptı. Ama diğer taraftan baktığınızda Meta'nın şimdiye kadar herhangi bir açıklaması yok. Yani BTK tarafından hangi talepler geldi, bu taleplerin ne kadar yerine getirildi, bu taleplerin hangisiyle ilgili ne işlem yapıldığı yönde hiçbir açıklama diyor. Instagram'dan diyorsunuz. Instagram tarafından, yani Meta tarafından herhangi bir açıklama da yapılmadı. Sadece yurt dışına dün itibariyle bir açıklama verdiler. İşte çok da masum bir açıklama. İşte aileler orada iletişim kuruyordu, işletmeler orada işlem yapıyordu. Biz gereken çabayı göstereceğiz. Tamam da ne göstereceksiniz? Yani burada aslında insanların kafasının karışıklığının sebebi tam olarak da bu. Hem BTK tarafından hangi katalog suçlar yönünden nasıl bir talepte bulunduğunu bilmiyoruz. Bu yargıya taşındığı için oradan açıklamayı göreceğiz. Diğer taraftan da Meta'nın hiçbir açıklaması yok. Şimdi geldiğinizde tabii bununla ilgili de birçok spekülasyon var. İşte hukuki dayanağı nedir? BTK'nın böyle bir yetkisi var mıdır? Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı mı var? Bununla ilgili bir sürü spekülasyon yapıldı. İsterseniz onu da kısaca bahsedelim. Şimdi bizim internetin kullanımıyla ilgili kanunumuz 2007 yılında çıktı. Ve 2020 yılında bir değişiklikle BTK başkanına, kanunda BTK'nın kendisine ya da o bir kurul olmadığı için BTK'nın başkanına bir yetki verildi. Eğer katalog suçlar, bunları müsaadenizle ben burada onu da izah edeyim, katalog suçlar nedir diye. Türk Ceza Kanunu'nda yer alan intihara yönlendirme suçu, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırma, sağlık için tehlikeli madde temini, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, Atatürk aleyhine işlenen suçlar ve bahis ve şans oyunu ile ilgili düzenleme hakkındaki kanuna muhalefetten dolayı katalog suçlarımız var. Bu kanun 2020 yılında çıktı. 2023 yılında Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Ve bu kararda 1. ayın 10'unda 2024'ün yani ocağın 10'unda resmi gazetede yayınlandı. Anayasa Mahkemesi der ki bu düzenleme bir idarenin tek eline verilemez. Bu mahkeme kararı gerektirir. Bu masumiyet karenesinin ilkesi, masumiyet karenesinin ihlali olabilir, keyfiliğini önünü açabilir. Ben özetle söylüyorum, keyfiliğini önünü açabilir. Dolayısıyla burada bir yargı denetimi olması gerekir diye bu kanunu iptal etti. Ancak iptalin yürürlülüğü 10. ayın 10'unda. Yani Anayasa Mahkemesi 1. ayda iptal etti ama 9 ayda kanun yürürlükte. İşte tamamen bilgi kirliliği burada yapılıyor. Anayasa Mahkemesi'nin iptaline rağmen kanun yürürlükte olduğu için BTK Başkanı'nın kanundan kaynaklanan hakkını ve yetkisini kullanarak erişim engelleme kararı vermiştir. Peki bundan sonra ne olacak? Yani mesela herkesin kafasında Instagram ne zaman açılacak var? Nasıl bir süreçten bahsediyoruz? Şimdi şöyle, orada da benim düşüncem şu. Aslında Meta'nın açıklama yapmamasının eleştirdiğim nokta da orası. Instagram'ın ne zaman açılacağına karar verecek kişi BTK değil, Instagram Meta. Yani Meta. Çünkü burada bir kanun var. Kanun kapsamında da katalog suçlarımız var. Bu katalog suçlar kapsamında biz içeriğini görmedik ama bakan açıklamasından hareketle gidiyoruz. Onu görünce belki görüşümüz değişir. Ama burada bir açıklama var, resmi bir yazı var ve bu resmi yazı karşısında bir özel bir şirket var Amerika'da. Tamam, bunun gereğini yerine getirdin mi? Bilmiyoruz. Hani ne kadar getirdin bunu da bilmiyoruz. Dolayısıyla ben şu örneği veriyorum bakın. Diyelim ki bir işletme var. Bu işletme belediyeden ruhsat almadı, faaliyet gösteriyor. Ya da belediye bir yasa değişikliği yaptı. İşte çekmelerle ilgili ya da işte o binayla ilgili bir düzenleme yaptı. Geldi zabıta, orayı mühürledi ya da girişini engelledi. Şimdi siz şunu diyebilir misiniz işletme sahibi olarak? Ben belediye başkanı bana taktı, zabıta bana taktı, keyfi uyguluyor. Ben mühürü sökerim, içeride faaliyet gösteririm. Gösteremezsiniz. Sizin yapmanız gereken şu, hani mahkemeye gidersiniz, yürütmeyi durdurma kararı alırsınız, idare mahkemesine taşırsınız. Orada hukuki süreçler zaten devam ediyor. Ama diğer taraftan 57 milyon kullanıcısı var Instagram'ın. 57 milyon kullanıcısını aydınlatırsınız. Dersiniz ki bakın
BTK benden böyle bir talep getirdi. Ben bunları yerine getirmem 3 ay, 5 ay, 3 gün, 5 saat sürecek. Ya da benim politikalarım olmazsa olmazım bu biz bilmiyoruz. Yani basına Instagram yansıyan, hiçbir şey açıklamıyor. Hiçbir şey açıklamıyor. Zaten sorun da o. Instagram, Meta Türkiye'yi muhatap kabul etmiyor. Evet yetkililer şu anda görüşüyor. Yani avukatları var burada. Temsilcilik var. Temsilcilik üzerinde kaç kişi çalışıyor? O başka bir konu. Temsilcilik de göstermelik bir temsilcilik. Bakın 57 milyon kullanıcısı olan Türkiye nüfusunun 1/4'ü internet kullanıcısının hemen hepsi. Dolayısıyla yani yaşlı ve çocukları çıkın 57 milyon kullanıcıdan bahsediyorsunuz. Her gün milyonlarca dolar para kazanıyor Instagram Türkiye'den. Bakın doğru. Ticaret işleminden bahsetmiyorum. Çok fazla influencer var. Yani çok fazla reklam verenler var. Bugün turizm sezonundayız. Otellerin hepsi Instagram'dan reklam veriyor. Yani burada ciddi bir ticaret dönüyor. Buradan kim para kazanıyor? Instagram. Bakın sözleşme var. Siz otellere tamam öyle bir yükümlülüğünüz olmayabilir, öyle bir taahhüdünüz olmayabilir ama siz Türkiye'de hakim durumdasınız. Bugün tatil yörelerindeki her işletme Instagram üzerinden reklam veriyor. Ne oldu? Veremediler. Peki bunun sorumlusu kim? Türkiye Cumhuriyeti yasalarını yerine getirmeyen Meta mı? Kanunu uygulayan, keyfili ayrı bir konu, yargı denetimine açık. Çünkü bilmiyoruz, onu da bilmiyoruz. BTK da açıklama yapmıyor. Dolayısıyla bu noktada hem Instagram tarafından yani Meta tarafından bir açıklama yapılması gerekiyor. Kanunun, yürürlükteki olan kanunun gereklerinin yerine getirip getirilmemesi. Benim eleştirdiğim konu şu. Şimdi ben diyorum ki sonuçta bir karar var. İdari bir karar var ve yasal dayanağı var. Kanun yürürlükte 10. ayın 10'una kadar. Şimdi bununla ilgili olarak bir kararı Amerikan şirketinin ben yerine getirmiyorum, tanımıyorum demesi mümkün değil. Bununla ilgili mahkemeye gidebilir, savunabilir, itiraz edebilir. Keyfi olduğu iddiasında bunlar idare mahkemesinde bir sürü karar var. İdarenin vermiş olduğu kararların yürütmesini durdurma riskin. Bunu da durdurun. Onu da yapmıyorlar. Şimdi bir burada olan vatandaş oluyor. Sizin dediğiniz gibi içerik üreticileri. Benim de çok sayıda müvekkilim var, bildiklerim var, tanıdıklarım var. Onlar mağdur, işletmeler mağdur. Yani burada zaten şöyle de bir konu var. İnsanlar işte ekonomi daraldı, işte 1.2 milyar TL günlükten bahsediliyor. O rakamlar da denetlenebilir mi ayrı bir konu. Ama şu bir gerçek ki insanlar günlük yaşantısında en çok vakit ayırdığı uygulamalardan bir tanesine kişisel olarak ben de Instagram kullanıcısıyım. Ben de belki saatlerimi, günlerimi harcıyorum orada, emek veriyorum. Takipçilerim var, paylaşımlarım var. Herkes için bu böyle. Böyle yaşantımıza girmiş bir konuda Instagram açıklama yapmadığı gibi BTK da açıklama yapmıyor. Şimdi burada olan vatandaş oluyor. O yüzden hani uzlaşma görüşmelerinin hızlı sonuçlanması lazım. BTK'nın kanundan kaynaklanan yetkisini kullandı diye suçlanmak yerine Instagram'ın yani Meta şirketinin daha şeffaf olması lazım. Kullanıcılarını bilgilendirmesi lazım, açıklaması lazım. Kaç gün geçti bir tane açıklama yok. Yani dolayısıyla buradaki mağduriyet var, insanlar haklılar. Ben haksız da demiyorum. Yani bir sürü insan onun üzerinden, Instagram'ın yaygınlığı üzerinden takipçi sayısına ulaşıma, erişimin sağladığı imkan kolaylığından dolayı işletmelerini genişlettiler. Personel aldılar. Onlar şu anda boş duruyorlar. Ama buradaki sorun kimde? Sansürü kim uyguluyor? Bu da başka bir konumuz zaten. Meta ile daha önce Türkiye arasında belli anlaşmazlıklar oldu mu buna benzer? Şimdi şöyle, Meta sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok yerinde aslında baktığınızda sabıkalı bir şirket. Sabıkalıdan kastım yani sicili kabarık bir şirket. Bunu biz ilk nerede gördük? Amerika'nın kendisinde, bak Amerika şirketi, Amerika'nın kendisinde Amerikan seçimlerinde Donald Trump'la ilgili oylamalarda manipülasyon yaptığı için Analytica skandalında, Cambridge Analytica skandalı ortaya çıktı. Yüz binlerce kişinin oylarını etkilediği ortaya çıktı. Ve bununla ilgili Mark Zuckerberg gitti, mecliste açıklama yaptı ve suçunu kabul etti. 750 milyon dolar ceza ödedi. Bakın Amerika'da. Yine İrlanda'da 350 milyon euro çocuklarla ilgili gerekli önlemleri almadığı için İrlanda Veri Otoritesi tarafından ceza yedi. Dünyanın birçok yerinden uygulamalar var. Türkiye'ye geldiğimizde de biliyorsunuz Meta şirketi adı altında Instagram, Facebook ve WhatsApp üçü de Meta şirketine bağlı. Ve bunlar Rekabet Kurulu'nun Mayıs ayında açıklamış olduğu bir karar var. Bir soruşturma yürütmüştü. Bu yürüttüğü soruşturma kapsamında Rekabet Kurulu Facebook, Instagram ve WhatsApp şirketlerinin hakim durumda olduğunu, yani çoğunluk tarafından kullanıldığını, rekabetin engellenmesi yönünde haksız rekabeti sağladığı ve burada diğer şirketlerin
rekabet etmesini engellediği gerekçesiyle yaklaşık 350 milyon TL para cezasına çarptırıldı ve bunun da giderilmesi, yani bu çünkü arka planda verileri birleştirip diğer şirketlere sattığı ve pazarlama yaptığı, rekabeti engellediği ve rekabet içerisindeki dengeyi bozduğu için ceza kesti. Günlük 4 milyon lira ceza uyguladı. Bakın günlük 4 milyon lira. Günlerce Meta şirketi yasayı yerine getirmedi. Kararı yerine getirmedi. Yasadan kaynaklanan kararı yerine getirmedi. Bununla ilgili 450 milyon lira ceza ödedi. Yine Rekabet Kurulu bir soruşturma açmıştı Meta ile ilgili. Threads diye bir uygulama yapmıştı, hatırlarsınız. Twitter'ın alternatifi olarak yapmıştı. Orada da Instagram kullanıcılarının verilerini alıp aktardığı, rekabeti engelleyici hareketlerde bulunduğu için, yine hakim durumu kötüye kullandığı için orada da yine bir cezaya hükmetmişti. Toplam 2024 yılı içerisinde Rekabet Kurulu'nun kestiği ceza 1.2 milyar TL. Yani baktığınız zaman Meta şirketinin şöyle bir yapısı var. Türkiye Cumhuriyeti'nin yasalarını tanımıyorlar. Bakın kabul de etmiyorlar. Biz bunu nerede gördük? WhatsApp'ta gördük. Hatırlayın bundan 2 sene önce WhatsApp'la ilgili olarak dedi ki ben Avrupa Birliği ülkeleri vatandaşlarından izinleri almam ama seninle ilgili verileri üçüncü kişilere satabilirim, devredebilirim, kullanabilirim. Bizi Avrupa Birliği vatandaşlarının ayrı gördüler. Bununla ilgili kamuoyunda baskı oluştu. Rekabet Kurulu soruşturma açtı. KVKK kurumu soruşturma açtı. Ondan sonra geri adım atmak zorunda kaldı. Meta şirketi aslında Türkiye Cumhuriyeti'ni hem Amerika'dan hem de Avrupa Birliği ülkelerinden ayrı tuttuğunu kendisi söyledi. Kendisi açıkladı, sonra geri adım attı. Yani burada şöyle bir şey var. İnsanlar mağdur, evet mağdur ama diğer tarafta hukuk var. Yani burada bir yetki var, yasa var. Bu yasayı da şunu da anlayabilirim. Ya bu yetki kötüye kullan. Mahkemeye gidin, yürütmeyi durdurma kararı alın, itiraz edin. Bugün Bakan Bey açıkladı, ben gelmeden önce baktım. Adalet Bakanı diyor ki, elbette ki bu konu yargıya taşındı. Mahkemeler BTK'dan savunma isteyecektir. Yani gerekçesini biz orada göreceğiz. Gerekçe ne kadar haklı bir gerekçe var bu kadar insanın mağdur edilmesiyle ilgili olarak. Ama burada inatla ve ısrarla BTK'nın vermiş olduğu karara uymuyorsa Instagram, o zaman Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve verilen kararlara uyacak bir algoritmayı da sağlaması gerektir diyebilirim. Facebook, Instagram ve WhatsApp birbirine bağlı ve evet, verilerimizin güvenliği konusunda da endişelerimiz var zaten. Aslında bunu ben etrafımdan da çok duyuyorum. Üç uygulamanın birlikte olması hukuki açıdan nasıl okunuyor? Bir de onu sormak isterim. Çünkü şu anda benim veya sizin veya bir başkasının bir Instagram şifresi Facebook'a da bağlı. Şimdi zaten Rekabet Kurulu'nun soruşturması da tam da bu yöndeydi. Diyor ki Rekabet Kurulu, orada bir farklı bir hukuki kavram var. Hakim durum. Yani siz bir sektörde hakim durumdaysanız, sektörü siz domine ediyorsanız ve kullanıcıların çoğu da sizinle birlikte hareket ediyorsa, siz aslında farklı bir sorumluluğunuz daha var. Daha adil, daha şeffaf olmanız gerekir ve rekabeti önleyici, yani diğer firmaların da aynı işleri yapmasını önleyici hareketlerden uzak durmanız lazım. Zaten Meta şirketine baktığınız zaman, yani Facebook'un amacı farklı, Instagram'ın kullanım amacı farklı, WhatsApp'ın kullanım amacı farklı. Hepsinin içinde hiç kimsenin okumadığı kullanım sözleşmeleri var. Bu kullanım sözleşmeleri kapsamında siz tüm verilerinizin tek merkezde toplanmasına bir şekilde izin veriyorsunuz, vermenizi sağlıyorsunuz ve arkada o veriler analiz edilip reklam şirketlerine pazarlanıyor. Yani bugün siz mesela telefonunuza indirdiğiniz uygulamalarda Ali Murat Hocam anlatmıştır. Yani indirdiğiniz zaman birçok şeye izin veriyorsunuz. Çerezlerin yanında birçok uygulama izinlerine izin veriyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki rehbere eriş, galeriye eriş, ondan sonra sesime eriş, kameranın yanında işte bir takım özelliklere erişin. Biz izinini veriyoruz. Daha sonra uygulama kapalıyken bile, yani telefon kapalıyken bile sesimiz dinlendiği için, sesimize biz izin verdiğimiz için, farkında olmadan izin verdiğimiz için arka planda reklam ve pazarlamalarda kullanılıyor. O yüzden hani izleyicilerimize şunu söyleyebiliriz. Akıllı telefonda ayarlar kısmında kimlere nasıl izin verdiğine ilişkin seçenek var. O seçenekleri tek tek ara kontrol etmek lazım ve kesinlikle bilmediğimiz uygulamaları indirmememiz, velev ki indirdik bir an ihtiyacımız oldu, mutlaka izinleri gerekli olduğu ölçüde vermemiz lazım. Türkiye'de sanal haklarımızı korumak için nereye başvurabiliriz?
Şimdi şöyle, en büyük sorunlardan bir tanesi bu. Bakın ben bunu daha önce de dile getirmiştim. Şimdi Instagram, Meta ya da global şirketlerle ilgili Türkiye'de başvurabileceğiniz bir mekanizma yok. Çünkü muhatap da yok. Mesela birçok global firmanın burada temsilciliği var. Ama siz onlara dava açtığınızda diyorlar ki bununla ilgili biz taraf değiliz, Amerika tarafı. Yani dolayısıyla Amerika'ya taraf gönderiyor. Belki 3-5 bin liralık bir ihtilafınız var. İhtilafın büyüğü küçüğü olmaz elbette. Ama bir dava değeri var. Siz 40-50 bin lira yargılama gideri, çeviri ücreti, uluslararası tebligat ücreti yapmak zorunda kalıyorsunuz. O yüzden biz diyoruz ki, benim de yakın tarihte sonuçlanan bir davam vardı yine farklı bir global şirketle ilgili. Eğer siz ürünü burada alıyorsanız, farklı bir şirket de olsa, doğrudan bir ilişkisi olmasa bile global şirketin Türkiye'de acentesiymiş gibi değerlendirilir. Bizim kanunumuzda, Türk Ticaret Kanunu 103. maddesinde buna ilişkin özel bir düzenleme vardır. Eğer Türkiye'de global bir firmanın temsilcilik ya da acente değil, yani teknik anlamda söylüyorum bir bayilik ilişkisi değil, üçüncü bir kişiden alsanız da o muhatabınız sizin o firmayla Amerika'daki firmadır. Bu noktada eğer Instagram'dan birileri zarar gördüyse, Meta şirketinden birileri zarar gördüyse bununla ilgili Türkiye'de dava açabilirler. Ama burada Türkiye'deki temsilcilikleri bunu kabul etmeyecektir. Mutlaka yine yurt dışına tebligat karşımıza çıkacaktır. Son olarak seyircilerimizle paylaşmak istediğiniz anekdotlar var mıdır? Şimdi şöyle, yayından önce özür dilerim, Ali Murat hocamı da dinledim. O da VPN ile ilgili birçok uyarılarda bulundu. VPN kullanan birçok kişi var. Bu noktada VPN ile ilgili hakikaten çok fazla bana gelmeye başladı. İhlal gelmeye başladı. Birçok kişi Instagram hesabının çalındığını, maillerinin çalındığını ya da spam maillerinin geldiğini, mesajların hiç alakası olmayan mesajların gelmeye başladığını söyleyenler oldu. O yüzden mesela VPN kullanırken siz bir e-posta adresi veriyorsunuz. O e-posta adresinizi sanal dünyanın öbür ucunda bilmediğiniz bir kişiye teslim ediyorsunuz. Ve diyorsunuz ki aslında hackerlara, benim e-posta adresim bu, gel bunu hackle ve bunun üzerinden de verilerime eriş. Dolayısıyla VPN bu noktada çok sıkıntılı. VPN kullanan kişiler bu riskleri göz önünde bulundursunlar diyebilirim. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bilişim hukukçusu avukat Sefa Karcıoğlu bizlere eşlik etti. Son olarak burada gün ortasını noktalıyoruz. Gün içinde küresel bakışa tekrar karşınızda olacağım. Hoşçakalın.